Muratçığım, şimdi dün konuşmuştuk biliyorsun, bayram öncesi aman araç kiralamalara dikkat, düzgün sitelerden bunları yapmaya çalışın, aman dolandırılmayın diye. Şimdi Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı Siberay, bayram öncesi araç kiralamalarına dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Şimdi yapılan açıklamalarda araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemi. Sahte önce sitelere bu. Yönelik olarak evet, ama biz bunu nasıl ayırt edeceğiz? En büyük soru burada ortaya çıkıyor. Kiralama yapacağınız internet sitelerinin URL adreslerinde sitenin güvenli olduğunu tanıtan bir ibare var. Şöyle başlıyor: HTTPS. Yani bunu aslında görüyoruz çoğu kez ve bunu gördüğümüzde bunun protokol olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Kontrol. Bunun yanı sıra internet sitelerinin arama motoru sonuçlarında üst sıralarda çıkmasının o sitenin güvenli olduğu anlamına gelmiyor. O kesinlikle. Reklam parayı veren üste çıkıyor zaten. Evet. Ödemelerinizi kişisel hesaplara asla yapmayın. Şirket veya firma hesaplarına ödemeyi tercih edin. Düşük ücretlendirmelere karşı şüpheyle yaklaşın. Evet. Yani bugün günümüzde kim durduk yerde senin 3 birim dediğin bir şeyi 1 birim verir? Ya sürümden kazanıyor gibi düşünebilirsin ama orada da ya orada, yani ben ne bileyim, şimdi 500 liraya normal veriyorlarsa abi sana işte bir hafta 100 liraya veririm, 200 liraya veririm derse mantıklı da gelebiliyor bir tarafta. Ya tabii ki mantıklı geliyor, gelmez ama onda bir soru işareti. Ne yazık ki burada şüpheyle yaklaşacaksın. Evet. Şüphe duyduğunuz durumlarda fiziki olarak görmediğiniz araçlar için herhangi bir ödeme, ön ödeme gerçekleştirmemeye özen gösterin. Ya o da biraz sıkıntı. Mesela ben Bodrum'a gideceğim bayramda, misal varsayalım. Araç kalmadı diyorsun. Oraya arıyorum, buraya arıyorum vesaire. Adam şey diyor ki elimizde bir araç var. Kaporayı şimdi gönder. O da yarısı mesela. Göndermek zorunda kalıyorsun. Çünkü şey de diyor. Havaalanına hani gidiyorsun, araç kaldı. Araç yok. Yani dolayısıyla zor bir iş bir taraftan ama ha demek ki sahte siteleri kurmalarına biraz karşı koyamıyorlar. Evet. Evet. Bulunamıyor maalesef. Buradan da bunu anlıyoruz. Aynen öyle. Geçmiş peki. Olsun.